Günaydınlar efendim. Güzel bir salı sabahından ekip arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize her zaman olduğu gibi sevgilerimizi, saygılarımızı, mutluluk dileklerimizi gönderiyoruz. Çok bereketli, çok aydınlık, çok güzel bir güne uyanmış olun inşallah ve devamı da öyle gelsin. Bizi izleyen programlarımız eşliğinde de size yine mutlu bir akşama uğurlayalım inşallah. Leyla Pakköse ile gündem programı İçel FM ortak yayınıyla karşınızda, aynı zamanda sosyal medya üzerindeki konumumuzdan da bizleri takip edebiliyorsunuz. Beğenileriniz, paylaşımlarınız ve de yorumlarınız için, bugün için, geçmiş için ve de gelecek için şimdiden teşekkür etmiş olalım efendim. Gündemimiz her zaman olduğu gibi siyasete düğümlenmiş durumda, ancak siyasiler biraz da farklı açılarla eleştiri bombasına tutuldu. Şöyle ki Kaz Dağları'ndaki faaliyet gerçekten Türk ve dünya çevrecilerini çok tedirgin eden bir durum oldu sevgili izleyiciler. Bir anlamda bölgenin gerdanlığı durumunda, mücevheri durumunda, akciğerleri durumunda olan bir yerdi. Ve dünyanın en ünlü sanatçılarından da, ünlü Türk sanatçılardan da, düşün insanlarından da, basın sektöründen de, tarihçilerden, her kesimden, sinemacılardan, tiyatroculardan, her kesimden bu kadar tepki alan bir başka çevre katliamı olmamıştı. Belki her zaman bu tepkiye eşdeğer tepkiler ortaya konuluyor olabilirdi, ancak bu sefer sesimiz sanki biraz daha gür çıktı. O sebeple sevindirici. Ancak ne olacak, ne olmayacak, durum merakla takip ediliyor. Çevreciler bir harekete hazırlanıyorlar, bir eyleme hazırlanıyorlar Ağustos ayı içerisinde Kaz Dağları için. Bu hareketin büyük bir bölümü aslında başlamış durumda. Akın akın bölgeye gidiyorlar. Arkadaşlarım buna benzer haberlerimizden farklı görüntüler de sunabilirlerse sizlere, böylece daha da beslemiş olacağız sanırım sözlerimizi. Örneğin Fazıl Say sevgili izleyiciler, doğa katliamına dikkat çekmek için Kaz Dağları'nda bir konser verecek. Büyük halk kitleleri de orada olacak. Bu da çok önemli bir adımdı. Çanakkale Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının geçen hafta başlattıkları su ve vicdan nöbeti sürüyor. Etkinliklere sanatçıların tümü destek oluyor. Fazıl Say da şu mesajı paylaştı sosyal medyasında. Eğer bir Kaz Dağları orman konseri vermemiz soruluyorsa, Kaz Dağları'ndaki katliamın bitmesi için, dünyada yankı yaratacaksa, ki bu mümkün, ben yaparım, belediyeler hazırsa, sahne, ses ve ışık düzeni kurma konusunda buna ben yer açarım takvimimle şeklinde bir mesaj yayımladı. Ünlü sanatçı Tarkan da aynı görüşleri paylaştı. Aynı zamanda dünyadaki en önemli, en faal olan çevreci kuruluşlar da Kaz Dağları'ndaki katliama büyük tepki gösterdiler. Su ve doğa katliamı var orada, evet. Örneğin Edremit ya da Akça'ya gittiğinizde oradaki deniz suyu seviyesinin normalde de tabii ki diğer bölgelere göre düşüktür, daha düşük olduğunu görürsünüz sevgili izleyiciler. Kaz Dağları'ndan gelen tatlı su da denize karışıyor çünkü. Çok affedersiniz. O sebeple oranın suyu biraz daha şifalı, biraz daha önemli. Doğa güzellikleri barındırdığı canlılar bakımından, koynunda barındırdığı canlılar bakımından da gerçekten takdire şayan bir bölgemiz. O bölgede bir gezintideyken arabamızın önünden mesela bir sincabın seke seke geçmesi hep gözümüzün önündedir ailecek. O kadar natür, o kadar güzel, o kadar bakir bir bölgeydi. Bir oraya pençe atmamışlardı. Orası için de meğerse güzel planları varmış. Ama sağduyulu vatandaşlarımız, duyarlı vatandaşlarımız artık ben yaptım oldu politikasının önüne geçecek eylem planları sunuyorlar. Son derece sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ediyorlar. Sivil toplum örgütleri öncülüğünde, çevreci örgütler öncülüğünde bir araya geliyorlar. Ve önemli bir direniş diyorum artık buna, tepki demiyorum. Bir ülkenin insanlarının, o ülkenin siyasi erkine karşı doğruyu göstermek adına, burada toplu sözleşme söz konusu değil, emekli maaşları söz konusu değil, herhangi bir fiyat zammı söz konusu değil sevgili izleyiciler. Sadece bir yanlıştan dönün direnişinde bulunması gerçekten abeste iştikal diye düşünüyorum. Dünyadaki en önemli ülkelerden birisidir İsveç.
İsveç doğa katliamları konusunda çok duyarlı davranan bir ülkedir. Hatta dünyadan çöp toplayarak çöp enerjisinden bir anlamda nakil enerji ürettiğini ve diğer ülkelere enerji sattığını söylemiştik. Şimdi nasıl olur, nasıl olmaz? Duyarlı vatandaş nasıl yön verebilir, nasıl yön verebilmez? Ülke gidişatına ya da siyasi erkin bu tür katliamlarına hep birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz. Siyaset insanları, ünlü sanatçılar, yazarlar, tiyatrocular, sinemacılar, sade vatandaş, oradaki pazarcı kadınlar, Kaz Dağları'ndaki zeytinimizin bir dalına bile dokundurmayız dediler. En çok arkasında durduğum direnişlerden birisi. Haddim olmadan söylemiş olayım. Bu arada Tepe Medya Haber sitesi Inter Mersin'den gün boyunca güncel haberlerimizi başlıklar halinde, vaktiniz yoksa başlıklar halinde takip edebilirsiniz. Vaktiniz var ise bu haberleri inceleme şansı da veriyor sayfamız size sevgili izleyiciler. O sebeple dönem dönemde sevgili arkadaşlarım, haber merkezindeki arkadaşlarım bu haberlerimizi ve haber donelerimizi sizler için güncelliyorlar. O sebeple gün içerisinde çok sıklıkla ziyaret edeceğiniz bir sayfa önerisi olarak sizlere sunmuş olalım. Sistem çalışmasında son aşamaya gelinmiş aslında. El altından muhalefet ve ünlü siyasi bilimciler ve yabancı şirketler arasında bir takım değerlendirmeler yapılıyormuş. Ankara kulislerinde bunlar konuşuluyor sevgili izleyiciler. Nasıl değerlendirmeler yapılıyormuş diyecek olursanız, bazı araştırma firmaları gizli bir takım sonuç beyanlarında bulunmaya hazırlanıyorlarmış. Bir türlü toparlayamadım, affedersiniz. Şöyle ki, Türkiye için uygun olan başkanlık sistemi miydi, yarı başkanlık sistemi miydi? Bu dünden beri gündemde olan bir konu değil, uzun zamandır gündemde olan bir konu. Ve hedeflenen tam başkanlık sistemi için 15 Temmuz aslında bir kıvılcım mıydı, bir alev miydi, vesile mi kılındı? Başkanlık sistemi bir sonuç muydu, yoksa bir şeyleri tek başına halledebilmek için, anayasayı değiştirebilmek için, meclis gündemini değiştirebilmek için ve 600 sandalyeli bir meclisin bütün yetkisini elinden alarak tek elde toplayabilmek için hedeflenen durum muydu? Bunu çok merak ediyor kamuoyu ve de araştırmacı firmalar. İşte bu konuda bir takım araştırmalar yapılıyor. Galiba günü ve zamanı geldiğinde bunları da bizlerle paylaşacaktır diye düşünüyorum kişiler, kurumlar ve de sorumlular. Bu arada İstanbul Havalimanı için korkunç bir iddia var. Şöyle ki, bir şekilde nakil yollarında çökmeler oluyor, otoparklarında çökmeler oluyor. Su tesisatı konusunda büyük sıkıntılar yaşanılıyor. Bunlar üstelik basına beyan edilmiyormuş sevgili izleyiciler. Hani herkes, tabii ki hepimiz sade vatandaşız ama basın camiasına biraz yakın olduğumuz için, sizlere nazaran biraz da olsa yakın olduğumuz için, İstanbul'daki dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, haber takip etmek isteyen arkadaşlarımızdan öğreniyoruz. Ne gibi görüntü alma, haber yapma, haber etme konusunda engellerle karşılaştıklarını, ne gibi emirler aldıklarını ve bu konudaki haberlerin asla gazetelere servis edilir şekilde çalışılmaması gerektiği konusunda bir yaptırım uygulandığını söylüyorlar. Çünkü İstanbul Havalimanı AK Parti'nin 31 Mart seçimleri öncesi en büyük seçim PR çalışmasıydı. Hiçbir PR çalışması yapmadı. Eskisi kadar çok fazla para harcamadı diye düşünüldü. Çünkü bütün gücünü ve son vuruşu, altın vuruşu İstanbul Havalimanı'nın açılışını yaparak gerçekleştirmişti AK Parti. Böylesine bir iddiayla açılmıştı. Açıldığı günde de bu iddialar vardı. Henüz komple hazır olmayan bir havalimanının test uçuşlarının yetersiz sayıda yapıldığı da iddia edilmişti. Çünkü bu tarz havalimanları için bazı kapasiteler var, şartlar var, olmazsa olmazlar var sevgili izleyiciler. Test uçuş sayısı da çok önemliymiş. Burada buna da sadık kalınmamış ve inanın dünyada ses getiren bir yatırımdı. Çok da mutlu olmuştuk, çok da memnun olmuştuk. Ancak apar topar yetiştirilen bir takım faaliyete geçme fizibilitesi yapılmayan, test uçuşlarına yeterince zaman ayrılmayan ve çok önemli müteahhitlik analiz hataları bulunan bir tesis olduğu açıklandı. Bu konuda kamuoyunda ön plana çıkan bir isim var. Bu tür sakıncalarını açıklayan ve bu sakıncaları sıralayan bir isim var. Sayın Sabahattin Önkibar. Sabahattin Önkibar
Siz de YouTube'dan ve diğer sayfalardan takip edebilirsiniz. Söylemekte bir sakınca görmüyorum. İstanbul Havalimanı için büyük bir iddia ortaya attı. YouTube'daki kişisel kanalında yayınladığı video ile İstanbul Havalimanı'nda yapılacak bir uluslararası inceleme, ile buranın uluslararası uçuşlara kapatılabileceğini söyledi. Neden uluslararası uçuşlar? Yani iç uçuşlar niçin iptal edilmesin? Yurt dışına gidip ya da gelecek insanların canı daha mı önemli? Her türlü uçuşa kapatılsın, bir takım fizibilitel çalışmalar yapılsın. Ondan sonra tekrar faaliyete alınması hiç imkansız değil bunun. Sabahattin Önkibar Türkiye'de çok önemli istatistiki çalışmalara sevgili izleyiciler. Deprem döneminde de bir takım deprem önlem paketlerindeki bir takım kuramlara da karşı çıkmış ve çok önemli isimlere, karşısında durulması çok önemli isimlere muhalefetiyle biliyorsunuz 5-6 yıl önce gündeme gelmiş bir isimdi. Kendisiyle röportaj yapma şansım olmuş idi ancak konumuz çok başkaydı. Onun için boş konuşan bir insan değildir. Öngörülerle konuşan bir insan değildir. Güçlü background'uyla bilgisini konuşturan bir insandır. Ancak şimdi olacak olanı söyleyeyim ben. Önce Sabahattin Önkibar'ın YouTube sayfası kapatılır. O bir susturulur. Çünkü söylenilen her eleştirinin aslında yerine getirilmesi gereken doğrular için bir ışık olduğu düşüncesinde değil bizi yönetenler. Bizler de artık ne yazık ki bu duyguya kapıldık. Sen mi bizi eleştirdin? Sus. Sen mi yanlış konuştun? Sus. Sen mi bizde mi hata mı buldun? Sus bakalım diye bir eylem olacaktır. Bekliyorum bunu. Duyacağız. Siz de bekleyin, ben de bekleyeyim ama ben eminim. Şimdi Sabahattin Önkibar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ICAO'nun İstanbul Havalimanı güvenlik zafiyetleri çerçevesinde incelemeyi aldığını ve bu incelemeler sonucunda kusurların bulunması durumunda Ezel, acaba İstanbul Havalimanı'nın çöken nakil yolları ile ilgili bir fotoğraf servis edildi mi ajanslara? Yasak konulmuştu ama bizim ajanslarımızda varsa yayın yasağı kalktı mı kalkmadı mı? Güvenlik zafiyetleri çerçevesinde incelemeyi aldığını ve bu incelemeler sonucunda kusurların bulunması durumunda bu yıl açılan İstanbul Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara kapatılabileceğini bir kez daha iddia etti. Sabahattin Önkibar'ın kanalında yayınlanan videodaki konuşmasını sizler izleyebilirsiniz. Maalesef bizler bu görüntüyü ve de bu durumu ekranlarımıza taşıyamıyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi o kadar çok çelişkiler, o kadar çok tezatlar mevcut ki bu konuda. Düşünsenize, en önemli yatırımlarından birisi ülkenin, Avrupa'da ses getiren bir yatırım ve siz bunun bir şekilde seçim zamanı elinizi kuvvetlendirmesi adına hiç önemsemeden, hiç duyumsamadan açılışını yapıyorsunuz. Üstelik bir de övünen kesimler olmuştu. Özellikle bazı AK Parti kurmaylarından incitici sözler de işitilmişti. Hadi bakalım, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı yaptık. Gücünüz yetiyorsa gelin Atatürk'ü tekrar oraya yazın diye. Bizim yazmamıza gerek yok ama kimin sökmeye gücü yeter, o da tartışma konusu. Kaz Dağları, Munzur, Salda Gölü, Murat Dağı, karı özel şirketlerin risk ve zararsa halka olacak şekilde bir zarara dönüştürülüyor. Bu konuda lütfen sosyal medya sayfalarındaki tepkilere ortak olunuz. Tepki vermek demek muhalefet olmak ya da muhalif olmak demek değildir sevgili izleyiciler. Her insanın fikri, zikri toplumdaki gidişata iyi anlamda destek olmak adına muhakkak ki görünür kılınmalı. Bu sebeple lütfen sosyal medya üzerinden, gidecek imkanınız yoksa sosyal medya üzerinden bu tür tepki sitelerine görüşlerinizi belirtiniz. Hiç değilse bu doğa harikası yörelerimiz Kaz Dağları, Munzur, Salda Gölü, Murat Dağı katledilmesin. Altın madenciliği sektörü kazanacak diye Türkiye halkı doğasını ve sağlığını kaybetmesin. Bunlar çok önemli konular. Vatandaş olma olgusunun ortaya çıkarılması gerektiği konular sevgili izleyiciler. Bizler de sizlere bu konuda güveniyoruz. Hepimiz bir şekilde tepkili olamasak da etkili vatandaş olmak durumundayız. Şimdi şöyle bir durum var. Geçen hafta işlemiştik, hatırlayacaksınız. Bu arada saat 11'de KEAM Müdürü ve Profesör Doktor sevgili Ahmet Özer, Sayın Semir Bolat'la da programlarından tanıyorsunuz kendisini. Dönem dönem Leyla Pakköse ile Gündem programına da 6 aydır sürekli konuk olurdu. Semir Hocam da. Hadi Ezel, o programın ismini birlikte söyleyelim mi? Neydi o? Tez, antitez, yok, bilimin ışığında tez, antitez, sentez. Doğru mu?
Arapça dua gibi, Allah canım alsın. Nereden buldular bu program ismini bilmiyorum. Yeni bir program ismi bulalım ama yine de hoşuma gidiyor. Onlara da takılıyorum bazen. Ahmet Bey konuğumuz olacak, Ahmet Hocam. Kendisiyle çok önemli bir konuyu konuşacağız yine. Şu anda bakalım gizli gizli çalışmaları yürütülen ve sallandığı söylenilen, artık sarsıntıda olduğu söylenilen başkanlık sistemi Türkiye için ne kadar önemliydi? Cumhuriyet rejimiyle yönetilen ülkelerin hangileri dünya üzerinde başkanlık sistemini uyguladılar, vazgeçtiler? Türkiye'de geçmişte siyasi background'da kapatılan 28 parti başkanlık sistemine geçmeyi bilmiyor muydu? Başkanlık sistemiyle birlikte siyasi erken ki kararları elinde bulunduruyor ve de bulunduracak. Meclisteki 600 milletvekilinin oy hakkının artık yok sayılacağı ve tek kişinin ağzına bakılacağı, tek cümleyle bütün anayasal değişikliklerin bile yapılabileceği, artık milletvekillerinin de varlığının bir görüntüden ibaret olacağı doğru mu? Tüm bunları konuşacağız. Acaba yarı başkanlık sistemi mi olmalıydı, başkanlık sistemi mi olmalıydı? Geçen gün izleyicilerimden birisi ulaştı bana. Teşekkür ediyorum. Gazetelerde Başkan Erdoğan yazıyor ancak siz ekranda gazetenizde görüyoruz. Israrla Cumhurbaşkanı diye okuyoruz. Evet, benim cumhuriyetimin başkanı. Saygı duyuyoruz. O ayrı bir konu ama evet, benim cumhuriyetimin başkanı. Fikri olmayan insanın ne bedenin ne ruhu ne de beyni işe yaramaz sevgili izleyiciler. Onun için bu tür konularda lütfen daha duyarlı olalım. Benim cumhuriyetimin başkanı. Kim olursa olsun, kişiler, partiler... Her şeyin üstünde bir konu bu, her şeyin üstünde bir durum. İkinci Abdülhamit'in torunu Zeynep Osman'dan İmamoğlu'na umudumuz oldunuz ziyareti gerçekleştirilmiş. Reuters'e yansıdı bu ajans. The Independent Türkiye'nin haberlerinde de görebilirsiniz sevgili izleyiciler. CNN'in Avrupa'ya servis edilen, ajanslara servis edilen haberlerinde de rastlanıldı. Zeynep Osman, Osmanlı gelini olmakla iftihar ediyorum ama ben Atatürk çocuğuyum. Olay budur. Olay budur. Nereden geldiğiniz değil, nerede durduğunuzdur sizi siz yapan. Onun için çok önemli bir cümle bu. Şöyle bir habere birlikte göz atalım. Sevgili Yılmaz Özdil ve 2. Abdülhamit torunu Zeynep Osman'ı hoş geldiniz diyerek karşılamış İmamoğlu. Zeynep Osman, siz hoş geldiniz. Çok istedik sizin gelmenizi. Ben New York'tan gelemedim. Gelsem hemen oyumu verecektim. Ama Yılmaz Bey'e ve herkese söyledim. Hasta olsanız da gidin, sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin karşılığını vermiş. Adak adamıştım siz seçildikten sonra keseceğime dair, adamı da yerine getirdim demiş bir Osmanlı torunu. Hani Osmanlı tarihiyle Türk tarihini bir şekilde çatıştıran, savaştıran kesimler vardır ya. Bu budur. Osmanlı tarihi inkar edilemez. Bakın buna ne kadar güzel bir emsal teşkil ediyor bu haber. Birisi feyz aldığınız yer, birisi var kılmanız gereken ve içerisinde var olmanız gereken, geleceğe taşımanız gereken bir durum, bir oluşum, bir ilerleme, bir son noktadır. Onun için böyle çok da mihrakların bu konuda söz sahibi olmasına da müsaade etmemek gerekiyor sevgili izleyiciler. Bu arada Amerika ile Çin arasındaki zaten taklit ürünlerden dolayı çok büyük bir ticari çatışma vardı. Son 10 yılda Amerika ve Çin her ne kadar muhalif gibi görünmese de bu konuda evet muhalif. Çünkü gerçekten taklit ürünlerde ve muadil ürünlerde Çin ekonomisi, dünya ekonomisini sallayan, tehdit eden ve sıcak para akışını ülkesine çeviren bir hareket durumundaydı. Amerika artık buna dur demeye hazırlanıyor. Şöyle ki bir manipülatör olarak Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı'ndan, Amerikan Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre dünyanın en büyük döviz manipülatörü Çin'dir dedi. Galiba bunun yankıları çok sürecek. Bu bir takım uygulanacak bir takım yaptırımların sanki bir kıvılcımı gibi geldi bize sevgili izleyiciler. Şöyle bir baktığımızda günümüze yansıyan başka hangi haberler var, hangi durumlar var? Genel olarak dış basındaki durum, Türkiye'mizden, ülkemizden dış basına yansıyan durum böyleydi sevgili izleyiciler. Bu arada 1987 yılında askeri dengeleri korumak için Amerika ile Rusya arasında yapılan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması dün itibariyle sevgili izleyiciler, dün itibariyle bakın bu çok önemli bir hareket, askeri harekettir aslında. İmza üzerinde gerçekleştirilen, kağıt üzerinde imza edilerek gerçekleştirilen bir askeri harekettir aslında ve tarihi bir karardır. Her ne kadar bunu bir haber başlığı olarak okuyup geçsek de tarihi bir karardır. Özellikle Orta Asya ülkelerine silah satışı,
teçhizat satışı konusunda Rusya'nın Amerika yerine pazarı ele geçirmesi. Örneğin hatırlayacaksınız, geçen haftalarda işledik S-400 projesini, Rusya ile çalışıyoruz. Eğitimler bazında da Rusya ile çalışıyoruz. Proje geçerli olduğu sürece ve bu teçhizat elimizde kaldığı sürece de Rusya'dan alacağımız desteğin sözü verildi bize. Buna Amerika kızmıştı ve bir takım yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyordu. İki, F-35 projesi askıya alındı. Bunun sebebi yine Amerika'ydı. F-35 projesinde tıpkı S-400'ler gibi Amerika ile değil Rusya ile çalışmaya hazırlanmıştı Türkiye. Bu inisiyatif de elinden gittiği için Amerika çok sinirli. 1987'den bahsediyoruz. Bakın ne kadar geçmişe dayanıyor. Bu o yıllarda askeri dengeleri korumak adına Amerika-Rusya arasında yapılan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması dün itibariyle iptal edildi ve tarih oldu. Günü geldiği için, zamanı dolduğu için değil. Taraflar artık bu anlaşmayla birbirlerini bağlayıcı durumunda olmak istemedikleri için bu duruma gelinmiş. Amerika ve Rusya birbirini suçlarken 32 yıl önceki anlaşmaya Sovyetler adına imza atan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov, hatırlayacaksınız ismi çokça zikredilirdi bizim dönemimizde, tehlikeli silahlanma yarışının başlamasına yol açacaktır diye uyarmıştı. Bu uyarı işte bugün 1987'den ve 1987'den 32 yıl sonra bugün gerçek oldu. Tehlikeli silahlanma yarışı dünyada başladı. Amerika Başkanı Donald Trump 2 Şubat 2019 tarihinde tek taraflı çekileceklerini bu anlaşmadan ilan etmişti. Hatırlayacaksınız sevgili izleyiciler, Amerikan Senatosu'nda bu konuda büyük tartışmalar yaşanmıştı. Avrupa Parlamentosu Avrupa Parlamentosu Amerika'ya bir bildiri yayımlamıştı. Amerikan Senatosu'nda değerlendirilmek üzere bir bildirim yayınlamıştı. Bunun insan hakları ihlallerine, can güvenliği ihlaline, yanılmıyorsam Katipirin'in imzasını taşıyordu Avrupa Parlamentosu Başkanı. İhlallerine bir destektir. Amerika'nın başlatmış olduğu ve Rusya'nın da geri plandan takip ettiği aşırı silahlanma ya da tehlikeli silahlanma yarışında bir kıvılcım olduğu, ancak Avrupa Parlamentosu'nun bunu onaylamadığı konusunda Amerikan Senatosu'na bir bildiri yayımlanmıştı. Senato'da değerlendirilmek üzere bir bildiri yayımlanmıştı. İşte bu bildirinin sonucu dün yaşandı sevgili izleyiciler. Onun için bu şekilde bir gelişme oldu. Bu da demektir ki Orta Asya'da ve Arabi ülkelerde artık silah satışı konusunda Rusya hakimiyeti başlamış durumda. Bu durumdan Amerika memnun değil. Amerika'nın memnuniyetsizliği Türkiye'ye bir yaptırım olarak gelecekti. Bu yaptırımdan da vazgeçti. S-400'leri kaybetti. F-35 için Türkiye'ye bir kapı aralamak istedi. Ancak bakalım durum ne olacak? Evet, uluslararası arenadaki haberlerimiz böyle. Şimdi reklam aramız olsun. Yeni yayın dönemimizin tanıtımlarını şöyle bir izleyelim. Bugün yayınlanacak programlarımız varsa onlara da şöyle bir göz atalım. Sonrasında sevgili konuğumuzu da yavaş yavaş ağırlarız eğer ulaşırsa. Yoksa saat 11'de konukluğu gerçekleşecek. Sonrasında ulusal haberlerimize ve yurt haberlerimize şöyle bir bakalım. Kentimizin de şöyle bir saçını okşayalım tabii ki. Bugün de hoş geldiniz efendim. İçel FM ortak yayınıyla ve sosyal medya üzerindeki konumumuzla sizlerle olan birlikteliğimiz sürüyor. Lütfen ama lütfen çok mutlu olacağınız bir gün olsun, olur mu? Buna izin verin. Thank you.
Sizlerin de desteğiyle saatlerimizi 10.35'e taşıdık sevgili izleyicilerimiz. Mutlu bir gün dileklerimizi tekrarlayalım. Leyla Pakköse'yle gündem programındasınız. İçel TV ve İçel FM ortak yayınıyla ve sosyal medya üzerindeki konumumuzla sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Facebook üzerinden, Instagram üzerinden de canlı yayınımız devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Şimdi gazetelerimize şöyle bir bakmak istiyoruz. İzniniz olursa ulusal gazetelerle haber yolculuğumuza devam edelim. Okumaktan çok hoşlanmadığım ancak yine de arkadaşım Ezel listeyi aldığı için şöyle bir haberlerine bakmak istediğim Aydınlık Gazetesi'ndeyim. Hükümetten stratejik adım Asya açılımı başlığını manşet olarak atmayı uygun bulmuş bugün gazetemiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması yer alıyor. 21. yüzyılda ekonomide ve diplomaside etkili olmanın Asya ile el ele olmayı gerektirdiğini belirtmiş Çavuşoğlu. Asya'nın dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi haline geldiğini söylemiş. Türkiye her stratejiyi zamanı geçtikten sonra keşfedebilen bir ülke durumunda olduğunu yazık ki. Yıllardır bütün iktidarlar aynı söylemlerde bulunurlar ve tüm muhalefette aynı eleştiride bulunur. Asya'nın dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi haline geldiğini ya da gelmesi gerektiğini söyledi. Gerekliliklerle, olması gerekenlerle ya da böyle olması lazımlarla o kadar çok zaman kaybettik ki hala aynı mesajların veriliyor olması açıkçası beni çok sinirlendiriyor sevgili izleyiciler. Diriliş postasına da bir bakalım mı? Bütün gazetelerde Sayın Bakan manşet olmuş bugün. Mevlüt Çavuşoğlu manşet olmuş durumda hemen hemen. Batı'ya mecbur Türkiye dayatmasından çok yönlü Türkiye'ye, yeni dünya yeniden Asya. Nasıl olacak bu? Batı'ya mecbur olmayan bir Türkiye oluşturduğumuzu iddia ediyorsak nasıl olacak? Çekirdeğimizi Çin'den alırken, mısırımızı Pakistan'dan alırken, pirincimizi hala uzak doğu ülkelerden, hatta Slovak ülkelerden alırken, bütün yerel tohumları yok edip hibrit tohuma geçmişken, buzdolabınıza koyduğunuz domatesin içerisinde 3 gün içerisinde ayrı birkaç tane domates büyüyor. İçerisinde, yanında, yönünde değil. Büyümeye devam ederken, çocuklarımıza kaşık kaşık zehir yedirirken ve buna seyirci kalan bir devlet baba, devlet ana varken hangi batıya mecbur olmayan Türkiye dayatmasından bahsedeceğiz? ALS hastaları, demans hastaları, değil mi? Birçok kronik rahatsızlık, kalp hastaları için kullanılan ilaçlar bile burada. Henüz ilaç sanayini bile dünyadaki büyük hekim çoğunluğunu düşünecek olursak Türkiye bu dilimin en önemli kısmını kapsıyor. Yeterli sayıda hekimlerimiz var, bilim insanlarımız var. Ancak bunların hepsi yurt dışında çalışıyor ne yazık ki. İlaç sanayini bile oluşturamamış bir ülkeden bahsediyorsunuz. ALS hastaları tam 4,5 yıldır ilaç bekliyor. Dış ilişkilerden acaba ne anlıyoruz? Batı'ya mecbur olmayan Türkiye, mecbur olan Türkiye dayatmasını yok ediyoruz. Artık çok yönlü Türkiye'ye geçiyoruz. Sizlerden önce Türkiye zaten çok yönlüydü. Hani hazırladığımız bir özel haberimiz vardı. Mert arkadaşımız da onları seçtiği görüntülerle süslemişti, seslendirmiştik. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında, 48 tane fabrika açan bir ülkeydik biz. Ve inanın Cumhuriyet'in bugünkü yaşında, bugünkü durumunda bütün fabrikalarımız dış rantlara satılmış durumda. Telekom'dan tutun da şeker fabrikaları, şekerimiz, pancarımız vardı, şeker fabrikamız vardı. Anımsayın lütfen, değil mi? Ondan sonra pamuğumuz vardı, Sümer Bankamız vardı. Bilmem madenimiz vardı, Eti Bankamız vardı. Nelerimiz vardı, nelerimiz vardı sevgili izleyiciler. Bunların hepsini tek tek yok ettik. Bizde üretilen, topraklarımızda üretilen her ürüne ait bir takım kuruluş ve de oluşum yelpazeleri zaten mevcuttu. Bunları daraltın, bunları yok edin, tamamen ülkeyi dışa bağımlı hale getirin. Sonra da söyleminiz şu olsun, bir Dışişleri Bakanı olarak haddiniz değil ama Türkiye'yi dışa bağımlı halden kurtaracağız ve kendine yeten bir ülke durumuna getireceğiz. Zaten göreviniz bu idi, bunca zaman bunu yapmalıydınız. Hala bu söylemdeyseniz, hala bunu gerçekleştiremediyseniz hep söylüyorum. Japonya'daki onurlu bakanların ve de siyasetçilerin ülkesi olsa ülkem keşke.
Değil mi? Küçücük bir eleştiride kendinden daha liyakat sahibi insanlara koltuğunu teslim eden hayırlı olsun. Benim yapamadığım işleri, başaramadığım görevleri umarım sizler başarırsınız diye elini sıkarak görevini devreden siyasetçilerimiz olsa. Her şeye rağmen iktidar, bütün başarısızlıklara rağmen iktidar olma merakıyla yanıp tutuşan bir devlet olduk. Devletimizin siyasileri ne yazık ki böyle oldu. Günübirlik balon mesajlarla, günübirlik söylemlerle ancak kendi koltuğunu ve elindeki kuvvetler topluluğunu korumaya çalışan siyasetçilerimiz var. Ve bunun aksini hatırlatan, aksini söyleyen herkesi de muhalif olarak, tukaka olarak ilan edip bir şekilde yandaş medyasıyla, yandaş basınıyla, yandaş şeyiyle, adalet sistemiyle susturan bir siyasi erkler ülkesi oldu Türkiye. Kontrol kimde Türkiye'de? Bunu çok merak ediyoruz. Çünkü gerçekten belli değil. Bir başkanlık sistemi değil, bin başkanlık sistemi olsa ne yazar diyoruz. O sebeple eğer izniniz olursa hemen bu haberi de geçmek istiyoruz. Posta Gazetesi'ni sabırsızlıkla bekliyorum. Ezel, sen de merak ediyor musun Posta Gazetesi'ni? Çok merak ediyorum ama şimdi güneşteyiz. Şöyle bir bakalım. Yeniden Asya manşeti kullanılmış. Her zamanki gibi sür manşeti lay lay lom haberlerden oluşuyor Güneş Gazetesi'nin de. Yeniden Asya başlığı manşet olmuş Güneş Gazetesi'ne. Son dakika mesajı şeklinde askı başlıkla servis edilmiş bu haber. Amerikan askeri heyetinin güvenli bölge pazarlığında son teklifi masaya getirdiği gün Türkiye Asya kartını açtı deniliyor. Batıya köklere dönüş mesajı veren Ankara yeniden Asya açılımını tüm dünyaya ilan etti. Biz niye bilmiyoruz? Keşke bize de söyleyeydiniz. Yeniden Asya biraz daha şeffaf. Bunun adımları ne der? Bu kadar sığınmacı varken, bu kadar mülteci varken acaba Asya'ya açılıyor olmanın Asya'dan çok fazla sayıda mülteci ve sığınmacı almayı mı şey olarak, formül olarak görüyorsunuz? Açılmanın yolu bu muydu sizde? Onun için mi açılmaya başladık diye düşün. Ben bir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Dört yanımız zaten ateş attı gibi. Hangi Asya'ya açılacaksınız? Asya'da ne kaldı? Suudilerden başka ne kaldı? Libya'nın durumu ortada zaten, ne kaldı? Çok merak ediyorum doğrusu. Zaman bulmuş, sağ olsun sevgili Berat Albayrak bir mesaj yayımlamış. Yerli üretimde üretime dev kaynak. Berat Bey'in çok değerli ve de yerinde açıklamaları var. Katma değeri yüksek yerli ürünü teşvik amacı ile 23 Mayıs'ta devreye alınan İHME finansman paketi kapsamında 11.500 firmaya 1.7 milyar lira kredi kullandırılmış. Biri Sayın Bakanımıza söylesin. Bir ülkede devlet teşviklerinden çok devlet kredileri kullandırılıyor ise eğer, işletmelerin durumu hiç de iç açıcı değildir. Kişi kendini ancak bu kadar ispat edebilir. Sistemin övgüsünden yana konuşayım derken ancak bu kadar kendi kendini yerebilir. Bir ülkenin faizleri eğer teşviklerinden daha çoksa sevgili izleyiciler, ekonomisi SOS veriyor demektir. Evrensel Gazetesi'ne de bakalım mı? Kaz Dağları'ndaki katliama değinilmiş bu haberde. 10 binlerin isyanı askı başlığıyla sunuluyor sizlerin de gördüğü gibi. Madenci terk et, hükümet elini çek. 200 bin ağacı kesen altın madeni şirketinin şantiye alanına akan yaşam savunucuları Kaz Dağları'na dokunma diye haykırdı. Şimdi bir erk düşünün, siyasi erk düşünün. Seçim zamanında, seçim meydanlarında, seçim arefelerinde ya da esnasında alanlarda söylediği her şeyin sonradan tersini yapsın. Sizce hangisi daha ikna edici? Kirazlı Balaban'da büyük su ve vicdan nöbeti eyleminde bir araya gelen on binler Kanadalı şirket Alamos Gold'un ağaç katliamını ve şirketin yerli ortağı Doğu Bika Madenciliğe Cumhurbaşkanlığınca teşvik verilmesini protesto etti. Açıklamanın yapıldığı alana Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar cübbeleriyle girerken binlerce yurttaş da ağaçların kesildiği alana sloganlar eşliğinde yürüdü. Bika Madencilik kimin? Bunu araştırabilirsiniz internet üzerinden. Bika Madencilikle ilgili bazı araştırma yazıları var. Bunları takip edebilirsiniz. Bika madenciliğin bu gücü nereden geliyor? Bunları araştırabilirsiniz.
bizim burada söyleyeceklerimiz çok kısıtlı oluyor ne yazık ki. Ancak yazan yazıyor, bilen söylüyor efendim. Merak eden de okuyor. Naçizane ben okudum. Lütfen sizler de takip ediniz. Ancak kendi muhakemenizi yine de kullanınız. İkna olup olmamak sizin elinizde. Fakat biliniz, lütfen biliniz. En kısa zamanda Biga madenciliğin kim olduğunu, oradaki bu eylemin asıl sahibinin arkasında bulunan güç devletleri açıklaması lazım. Yetkililerin bunu açıklaması lazım. Bu kadar doğal bir rant yaratma, bu kadar cesur bir rant yaratma, doğanın yaşam hakkını elinden almaya yönelik bence bu bir ticari hareket değil, bu bir siyasi hareket. Çünkü o ülkedeki siyaseti, iktidarı, vatan sevgisini ve de vaatleri koruma konusunu bu kadar hiç noktasına getiren bir duruma, bir faaliyete o ülkedeki iktidar ve de muhalefet eğer sessiz kalıyor ise muhakkak ve de muhakkak çok güçlü mihraklar vardır arkasında. Herkesi susturan bu güç kim? Herkese rağmen oraya vurulan baltanın, ağaçlara yaklaştırılan testerenin sahibi kim? Bu kimin eli? Bunu çok merak ediyoruz biz. Türk insanı meçhullerle yönetiliyor, meçhullerle uyutuluyor. Zaten öldükten sonra sırlarca uyuyacağız. Gerek yok, uyanalım artık, bakalım. Hiç kimse vatanımızın akciğerlerine elini atamaz. Atmamalı. Buna bu sefer doğa severler, vatandaşlar, duyarlı olan herkes, ama herkes izin vermeyecek. Çoluğuyla çocuğuyla herkes orada. Kaz Dağları'ndaki çevre katliamına köylüler de tepkilerini gösteriyor ve şöyle diyorlar: torunlarımız, çocuklarımız, onlar için buradayız. Akciğerimizi istiyoruz, su istiyoruz, hayat istiyoruz. Ağaca, yaşama sahip çıkacağız. Sonuna kadar da direneceğiz. Öte yandan önemli bir iddiada bulunan CHP'li Mahmut Tanal, çıkarılan altının %96'sının Kanadalı Alamos Gold şirketine kalacağını, devlet burada da dolandırılmış ya da kandırılmış ya da kamu değerleri peşkeş çekilmiştir dedi. Göz yummanın adı, çaktırmadan birliktelik kurmanın adı kandırılmak oldu. Değil mi? Ayol, herkes kandırıyor sizi. Çok merak ediyorum. Halk niye kandıramıyor? Bir devlet, bir kişi kandırabiliyor sizi. Değil mi? Bir örgüt, bir kuruluş kandırabiliyor sizi. Türk milletinin sayısıyla çarpıp böldüğünüzde, topladığınızda, çıkardığınızda biz daha kalabalığız. Biz niye ikna edemiyoruz sizi? Bunu çok merak ediyorum ben. Halk sizi neden ikna edemiyor? Değil mi? İlginç bir çelişkiydi, ilginç bir çelişkiydi. Salda Gölü davasında ihalenin iptaline karar verilebilir. Gizli ihale yapıldı efendim, gözümüz aydın. Haber servis edilmedi belki, bunlar çok konuşulmadı belki. Evrensel Gazetesi'nin de ilk sayfa sonlarında yer alan bir haber bu. Salda Gölü çoktan ihale edildi sevgili izleyiciler. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Iceberg'in su yüzündeki kısmına bakmayın. Bir de dibi var. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bir konuda sessizlik yaratılmak isteniliyorsa peki deniliyor. O zaman biz deklare etmeden, bunu hiç sansasyonel hale dönüştürmeden yapmak istediklerimizi yapalım. Bırakın biraz sussunlar. Biz bildiğimizi okuyalım dene diyorlar. Bu öyle bir durum. Hürriyet gazetesindeyiz. Derinlik pazarlığı manşet olmuş Hürriyet gazetesine orta manşetten sunulan bir haber. Türk ve Amerikan askeri heyetleri arasında Ankara'da yapılan görüşmelerde güvenli bölgenin Suriye sınırından kaç kilometre içeri uzanacağı konusunda uzlaşma çıkmamış. Görüşmeleri bugün de devam edilecek. Biliyorsunuz dün toplanılmıştı efendim. Türkiye 23 Temmuz'daki ilk toplantısında güvenli bölgenin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olmasını ve Suriye sınırında 30-40 kilometre kadar içeri girmesini istemişti. Amerika ise kontrolün oluşturulacak koalisyona verilmesini ve derinliğinin de 14-15 kilometre ile sınırla tutulmasını önemsemişti ve de talep etmişti, önermişti. Amerika dünkü toplantıda da benzeri önerilerde bulunmaya devam etti. Ancak Türkiye bu öneriyi reddetti. Görüşmeler bugün de devam edecek. Washington Post'a Amerika'nın Ankara'ya heyet göndermesinin Türkiye'nin olası
askeri harekatını engellemek için son çare olduğunu öne sürdü. Gazete Amerika'nın 14 kilometre derinliğinde 140 kilometre uzunluğunda güvenli bölge önerdiğini yazdı. Yani bir güvenlik koridoru oluşturulacak sevgili izleyiciler. İçi boş bir Çin Seddi. Öyle düşünün, bir güvenli bölge oluşturulacak. Bir ülke eğer sınır güvenliğini sağlayamıyorsa, sınırlarına hakim değilse ve sınır kontrolünü dış güçlerin isteklerine, emirlerine ve takşak durumlarına teslim etmişse güvenlik koridoru oluşturulur. Güvenlik koridoru oluşturabilmenin şartları, olguları, durumları ve de zeminleri bellidir. Uluslararası anlaşmalarla da bu paraf edilmiş durumdadır, belirlenmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'nun gündemindedir de. Çok eskiden de böyle bir konu konuşulmuştu. Ancak en son yine AK Parti hükümetinin yaratmak istediği ya da içinde bulunmak istediği Arap Baharı, Arap Rüzgarı hareketiyle birlikte askıya alınmıştı. İşte Türkiye ne zaman bir böyle bir kararlılıkta olsa, Sayın Mevlüt Çavuş ondan bahsedecektim ki hemen yanındaymış, çok iyi hazır oldu. Sayın Mevlütoğlu'nun açıklamaları da aslında buna işaret ediyor. Avrupa'dan alacağını alamadı. Türkiye kandırıldı ya, Avrupa kanadında da kandırıldı meçhul kişiler tarafından. Hiç tanımıyoruz o kişileri, bilmiyoruz. Bize de hiç zarar olmadı zaten. Kandırıldık ya. Şimdi oraya tekrar kapılarımızı kapadık. Hemen Asya'ya döndük. Ne zaman Asya'ya dönsek, inanın bir yerlerde bir yerlerimizi bir şekilde muhakkak ve de muhakkak güvenlik altına alıyoruzdur. O kadar benzer çağrışımım hemen buraya haber olarak yansıdığı için teşekkür ediyorum gazetemize. Arap Rüzgarı, Arap Baharı furyasıyla da engellenmişti Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırında yaratacağı güvenlik koridoru. Sözüm ona Avrupa'nın görüşü ya da Birleşmiş Milletler görüşü olarak sunulmuştu. Aslında hiç de öyle değildi. Biz gönüllü olarak vazgeçmiştik sevgili izleyiciler. Haberlerimiz, affedersiniz, haberlerimiz hep aynı çizgide. Dış ilişkilere yoğunlaşmış durumdayız. Şöyle bir bakalım, Milat Gazetesi. Bunu da mı okuyacağız bugün Eselcim? Okuyalım bakalım, Milat olsun. Çok özür diliyorum sevgili izleyiciler. Milat Gazetesi'nin sür manşetinde benim de bayıldığım bir spor, rafting görüntüleri var. Güvenlik güçlerince terör örgütlerine ağır darbe indirilen Tunceli, sağlanan huzur ve yapılan yatırımlar sayesinde turizmde Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Evet, farklı tatil alternatifleri de var. Türkiye Antalya'dan ibaret değil, Konya'dan da ibaret değil, Muğla'dan, Marmaris'ten, Dalaman'dan da ibaret değil, Kuşadası'ndan da ibaret değil, Fethiye'den de ibaret değil. Türkiye'nin koynunda öyle cevherleri var ki, öyle bölgeleri var ki buraları muhakkak gezmek ve görmek lazım sevgili izleyiciler. Mardin'deki bir arada aykırı ama bir arada bulunan kaynaşmanın ruhani hazzını hiçbir yerde bulamazsınız. Örneğin, naçizane fikrim. Tunceli'deki şu rafting keyfini, farklı kanyonları hiçbir yerde bulamazsınız. Şahsi fikrim tabii ki. İnşallah buralara da dokunmazlar sevgili izleyicilerimiz. Nereler övülse bir süre sonra dövülmeye başlanılıyor çünkü. Dünyanın ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyormuş. Bu iyi bir şey mi Ezel? Kötü bir şey mi? Ne olmuş, o tarafa çok mu ağırlık koymuşuz? Yani gerçekten Sayın Bakanımızın müthiş tepkileri var. Müthiş şeyleri, sözleri, tespitleri var, özür dilerim. Mevlüt Çavuşoğlu harika konuşuyor bugünlerde. Ancak Süleyman Soylu siyasi platformdan biraz çekildi farkındaysanız. Aldığı tepkilerden dolayı biraz çekildi. Hem deneyimsizliği hem de tespitlerinin saldırgan ve doğru olmaması konusunda AKP'li kurmaylardan bile çok eleştiri aldı kendisi. Halk çoğunluğunda da ayrıca çok karşılık bulmadı söylemleri. Kamuoyu rahatlatması yaratmak adına zaman zaman iktidarlar bir şekilde bakanlarını
deklare için sahneye alırlar. Ancak Sayın Soylu'nun beyanları hep bunun tersineydi. Ezel'den rica ediyorum, kısa saat jeneriğimizi bir çevirebilirse şu ses kontrolümü bir düzeltmek istiyorum sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyorum beklediğiniz için, müsaade ettiğiniz için. Sayın Çavuşoğlu öyle demiş, Suriye krizi, S-400'ler ve Doğu Akdeniz konusunda yaptırım tehdidine yönelen Milat gazetesini değerlendiriyoruz. Yaptırım tehdidine yönelen Avrupa Birliği ve Amerika'ya karşı yeniden Asya açılımı ilan ettik. Eksen kayması yok. Asya ve Avrupa'yı birleştiren esas eksen Türkiye'dir demiş. Günaydın efendim, yeni mi farkına vardınız? Çok güzel, çok güzel bir konu. Türkiye'nin bir tampon ülke konumunda olduğu, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağladığı, ana sınıf öğrencilerinin bile konuştuğu, ezberlediği, bildiği, söylediği, şarkıya döktüğü bir durumdur ayol. Yani bunu bir bakanın tekrardan keşfetmesi sevindirici aslında. Demek ki eski saf günlerine tekrar dönüyor siyaset. Yeniden öğrenmeye başlıyoruz. Milli Gazete'deyiz sevgili izleyiciler. Üretici kazanırsa ülke de kazanır başlığı yer alıyor gazetemizin manşetinde. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'le hayvancılıkta yaşanan sıkıntıların üreticiye ve tüketiciye etkilerini konuşmuş Milli Gazete muhabirleri, habercileri. Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer, ekonomik sıkıntılarımızın temelinde üretim alanında yaşadığımız sıkıntıların geldiğini belirterek, özellikle coğrafi olarak tarım ve hayvancılık ülkemizin stratejik öneme sahip iki sektörü. Ne yazık ki son 10 yılda kendi kendine yeten bir ülke olmaktan çıkıp samal ithal eden ülke haline geldik. Hayvancılığın girdilerinin sürekli katlanmasına rağmen üreticinin kazancı gittikçe düşüyor. Hal böyle olunca da üretici üretemiyor. Hem üretici hem tüketici hem de ülke ekonomisi kaybediyor şeklinde bir beyanı var Sayın Selman Esmerer'in. Tatile değil çalışmaya ihtiyacımız var. Ancak doğru da bu bir bütün olarak, bir paket olarak, bir sistem olarak oturtulmalı ki öyle olsun. Artık bizde bayram mesaileri fazla mesai olarak görülür biliyorsunuz. Türk çalışma hayatında böyle çalışmaya ihtiyacımız var da bunu bir işverenler açısından da değerlendirmek lazım. Yani çoğu iş yeri işçileri belki bayramda çalışmak ister. Herkes bir ülkede aynı planı yapacak, aynı yere tatile gidecek ya da aynı yönde tatilini değerlendirecek diye bir şey yok ama işveren görüşü de çok önemli burada tabii ki. Kimi durumlarda iş ve işçi bu duruma elverişli düşünse de işveren böyle bir külfet altına girmek istemediği için hayır diyebiliyor. Emekli zammı için bastırılan enflasyon bu ay yükseldi. O zaten bir asimileydi. Gerçeği yansıtmıyordu ki. Milli Gazete'nin son zamanlarda çok önemli tespitleri var. Özellikle ekonomi haberlerinde çok aşama kat ettiğini düşünüyorum. Bir süre sonra Milli Gazete'de yer alan birkaç haberin bir süre sonra geniş açılımlarıyla farklı konulara da cephe araladığına tanık oluyorum. O sebeple bazen Milli Gazete'yi evet baz olarak alıyorum araştırma haberlerimde ve de bilgi haberlerimde alıyorum. Enflasyon coştu denilmiş. Emekli ve memur zammını düşük çıkarmak için başta elektrik olmak üzere birçok zammı bu ayki enflasyon rakamlarının yansıtılması üzerine geçen ay düşüş gösteren enflasyon bu ay yeniden yükseldi. Evet maaşlar enflasyon endeksi biliyorsunuz. Ancak bizim sadece yöneticilerimiz kandırmıyor. Onlar da bizi kandırıyorlar. İnsan içi acıyor böyle haberler okuduğunda. Gerçekten içimiz acıyor. Milliyet gazetesindeyiz. Kamu maaşları bayramdan önce. Zaten bir hava atıyorlar, bir hava atıyorlar bazı kesimler sosyal medyada işte. Gözünüze dursun, dizinize dursun, bayram ikramiyelerinizle gidin, çekin. Bir dakika, sizin her maaşınız ikramiye gibi sayın vekiller. Ve biz ödüyoruz. 365 gün biz ödüyoruz. Değil mi? Ya bu sırsız ev sahibini suçlu çıkarırmış. Benden 10 alıyorsun.
onun birinin yarısının çeyreğini bile vermiyorsun. Kim kime borçlu sizce? Ne kadar verirseniz verin. Vatandaşa borçlusunuz. Dünyanın çatısında kırmızı alarm. Hindistan günlerdir asker yığdığı, siyasetçileri ev hapsine aldığı Müslüman kamu Keşmir'in özerkliğini kaldırdı. Pakistan kararı tanımayacağını açıklamış. Bunun farklı açıları var. Bu haberin gazete haberiyle sizlerle paylaşmak istemiyorum. Yarın belki bu konuda bir araştırma haber sunmayı düşünüyorum sizlere. Buradaki bu özerkliğin kaldırılmasının, günlerdir asker yığmasının aslında geçmişin bir yansıması olduğunu biliyorum. Bu konuda yarın bir haberde buluşacağız sizlerle. İşte benim günlük gazete budur ya. Vallahi. Günlük gazete budur yani. Kylie'nin doğum günü selfiesi var postada. Her şey var. Kadını en çok malzeme olarak kullanan bir gazetedir. Eskiden böyle araba, hala öyle gerçi. Araba tanıtımları falan olurdu araba fuarlarında, işte teknoloji fuarlarında falan. İstanbul'da birkaç kere gittiğinde mankenler tırmanıyor böyle arabaların üzerine. Dedim ki arkadaşlara, kulakları çınlasın Alevimin. Alev dedim, bunlar niye tırmanıyorlar kızım arabaların üzerine yani. Tam hostesse hostesler. Şuysa şu, buysa bu. Sonra da kızıyoruz dedim. İşte şu kuruluşlar, şu kesim, şu basın, şu bilmem ne, şu reklam firmaları kadını hep bir meta olarak kullanıyor. Kadınlar da gönüllü dedim. Yani bu bir sektör, tamam, burada hostes olarak bulun. Kılığın, kıyafetin ne olursa olsun ama hep bir cezbetme aracı olarak kullanılmıştır kadın. Bu da bilmiyorum artık kadının gücü müdür, erkeklerin zayıflığı mıdır? Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu sevgili izleyiciler. Ancak Posta bunu çok güzel yapıyor. Hani denir ya. Amiyane tavırla Allah'ına kadar yapıyor. Şuna bakar mısınız? Para içinde yüzecekmiş. Kylie Jenner serveti 1 milyar dolarmış efendim. Beren Saat eşi Kenan Doğulu ile oturduğu evden bir süre önce taşınmış. Boğaz'da bir ev kiralamış. Ünlü oyuncu dün evi için çiçek bakmaya gitmiş. Çiçek almış. Çağla Şükel sandım. Kimmiş bu? Jennifer Lopez miymiş Ezel? Uzaktan Çağla'ya nasıl benziyor? Dün sabah Moskova'dan Antalya'ya gelmiş efendim tatil için. Ve bizim Posta gazetemize sürmanşet olmuş. Tabii ki. Konser verecek, evet. Sürmanşet olmuş. Bu da güzel bir şey. Çoluğuyla çocuğuyla. Herkes işinde gücünde. Ne diyeyim, hiçbir şey diyemiyorum. Sevgili Haydar Dümenimiz de tabii ki manşet yanında. Aşkın zirvesi bu nikah tarihe geçermiş. Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan zirvede cübbesini giyerek genç çiftin nikahını kıymış. Çok ilginç ve zor bir nikahtı demiş. Ekin Kayadibi ve Ekin Kayadibi ve Zeki Mikyas 2016'da bir dağ tırmanışında tanışmışlar. Galiba evet öyleymiş. İki sevgili 2017'de Iğdır'daki 3200 rakımlı zor dağına tırmanış yapmış. Zeki Mikyas zirvede sevgilisine evlenme teklif etmiş. O yıl nişanlanan çift birbirimizi dağda tanıdık, nikahımızı da zirvede yapalım kararı aldık demiş. Allah mutlu etsin. Tırmanış 3 saat sürmüş. Zor dağında ve nikah memurunun açıklamasına bakın. Zor ama keyifli bir nikahtı. Zor dağındaki nikah zor oluyor tabii ki. Öyle bir şey yapmak lazım. Bu arada bütün bu haberlerin içinde kaybolurken sevgili izleyiciler, İstanbul Fatih'teki 550 yıllık İshak Paşa Hamamı sahibi tarafından 3,5 milyon dolara satılığa çıkarılmış. Duvarları yıkılmak üzere olan harabeye dönmüş tarihi hamamın içi çöp ve molozlarla dolu. Gittiğinizde ziyaret ederseniz de görebilirsiniz. Satış danışmanı Sinan Yıldırım tarihi hamamla ilgili olarak şu bilgileri vermiş. Demiş ki hamam 100 yıldır atıl durumda. Kanunen burası yıkılamaz. Yani tarihi eserin atıllığından bahsedilemez zaten. Hani uzman kişinin açıklaması da çok abesle iştigal. Hamam burası, hamam 100 yıldır atıl durumda. Abi tarihi eser yani bu kaç yüzyıl daha atıl kalabilir mi diye düşünmeniz lazım. Kullanamadığımız her yer gözümüze batıyor bizim. Kanunen burası yıkılamaz. Aile hamama yatırım ve bakım yapamadığını söylüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teklifte bulunmuştuk. İyi de hamam olarak işletilmiyor ki. Hamam olarak yatırım yapsınlar. Burası zaten yine mülkiyet ailenin elinde bulunabilir tabii ki. Ancak korunması, devam ettirilebilmesi için, bir şekilde restorasyonun yapılabilmesi için
bazı vakıflara diyecektim ki, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de demiş ki fiyat çok uçuk, bu fiyatı almamız mümkün değil. Nerelere neler harcıyoruz ama burası bir tarihi eser olduğu için 550 yıllık İshak Paşa Hamamı. Bu yapı Avrupalıların elinde olsa, örneğin Almanya'da, Hamburg'da olsa, değil mi? Sidney'de olsa, Fransa'da olsa, bu hamamla ne yaparlar biliyor musunuz? Yemin ediyorum. Ayol uyduruk, Eyfel Kulesi'ni görmeye gidiyor insanlar. Demir yığınış bir estetiği, ruhu yok. Hiçbir ruhu yok. Bana göre bizim 52. kattan hiçbir farkı yok. Şöyle bir değere sahipsiniz, fiyat çok uçuk diyorsun. Sarayın maliyetiyle bir karşılaştırır mısınız lütfen? Sözcü gazetesindeyiz. Binlerce doğasever katliama tepki için bunu okudu. Kaz Dağları andı. İşte o ant. Ağaçların ayakları yok kaçmaya, elleri yok dövüşmeye, dilleri yok sövmeye. O halde Kaz Dağlarımızı biz savunacağız, biz. Bu dağlarda durursa kalbim bir gün, düştüğüm yere gömün, yüreğim dağ çiçeklerindedir. Allah Allah, çok güzel, çok duygulu olmuş. Altın madenine karşı bir direniş, yapılması düşünülen altın madenine karşı bir direniş bu. Su ve vicdan nöbeti Kaz Dağları'nda devam ediyor. Duyarlı halk grupları Kaz Dağları'na akın akın geliyor. Sosyal medya üzerinden de çağrıda bulunuyorlar. Kaz Dağları'ndayız, ancak korunması gereken her yer için söz alıyoruz. Salda da bunun içinde diyorlar, hepsi bunun içinde diyorlar. Vatandaşlar taşıdıkları pankartlarla hem iktidara hem de Kanadalı altın şirketine gerekli mesajı verdi. Avrupa'da halk sokağa dökülünce iktidarların ödü kopar, firmaların ödü kopar. Aman, bize vizyon kaybettirirler, gördünüz mü? O kadar yıllık yatırımımız, güven yatırımımız boşa çıktı diye. Onun için sembolik bir Kaz Dağları kimliği de oluşturulmuş. Bakın, bir ağaca kimlik çıkartılmış sevgili izleyiciler. Şöyle görünür kılmaya çalışıyorum. Çok büyütünce olmuyor. Ne yaptım ben Ezel? Niye böyle bir şey yaptım? Boşluğa mı? Anladım. Teşekkür ediyorum canım. Tamam. Oldu galiba, değil mi? Yapabildim. Teşekkürler. Bir ağaca kimlik kartı çıkartılmış. Tam okuyamıyorum ama ağaç, soy ismi Kızılçam, orman, doğa. Çok duygulu bir şey bu. 7'den 70'e binlerce vatandaş doğa talanı hayır demek için Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları hepimizin pankartlarıyla devam ediyorlar tepkilerini. Sel olup şantiye bölgesine aktı insanlar. Orman İş Sendikası temsilcileri ise şantiye kapısına kilit vurup gitmekte bulmuşlar çağrıyı. Halk oradan çekilince ne olacak? Takip edilmesi gereken süreç bu bence. Süreç bu. Bir ara verelim mi Ezel'cim? Biraz soluklanalım mı? Sevgili izleyenlerimize de bahsettiğimiz haberlerin detaylarını araştırma ya da işlerine güçlerine şöyle bir dönebilme ama kulaklarının bizde olması şansı verelim. Yeniden birlikteyiz. Kısa bir aramız olsun efendim. Saat 11'de sevgili Ahmet Özer'i ağırlayacaktık. Hem de ben bir bakayım, biraz aşmışız süreyi. Konuğumuz gelmişse onu karşılayayım. Hoş geldiniz diyeyim. Birazdan yeniden birlikteyiz. Lütfen ayrılmayın.
Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Coşkuya takıl, aç kulakları, dinle şimdi. Hedefi belli, en iyisi Radyo Mer. Mersin'in zirvesinde Radyo Mer. Kaliteni sizi Radyo dinle. Mer. Radyo Mer, 104'te. Radyo Mer, o hep sizinle. İçel TV artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de Mersin gündemini cebinde taşı. Küçük çocuk soğuk bir havada köprü altında çalışıyordu. Onu zorla çalıştıran kimse yoktu. Ama çalışmak zorundaydı. Sabah erkenden kalkıyor ve üç kardeşine bakıyordu. Aslında daha kendisi de bir çocuktu. O yağlı, soğuk tamirhanede çalışıyor. Ama hayal etmekten hiç vazgeçmiyordu. Bu dinlediğiniz, uzak sandığınız hikayeler gerçek. Bu Ersin, Emine ve Onur'un hikayesiydi. Binlerce çocuğun daha hayatını değiştirmek için sadece izlemeyin. Bize katılın. Türk Eğitim Derneği. Destek verin. Çünkü eğitim değiştirir. Her gün, her saat. Yörük FM 105.7. Arabeskin Şahı. Arabeskin Padişahı. Arabeskin Padişahı. İçel FM 95.0. İnoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer İnoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane, fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini İnoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret'te bulacaksınız. İnoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret GMK Bulvarı Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336 89 81. 336 89 81. Türkiye'nin tamamına mobilya üreten, yurt dışına ihraç yapan Çukurova'nın parlayan yıldızı Office Room. 15 bin metrekare üretim alanına sahip Office Room'da üretimini gerçekleştirdiğimiz ev, ofis, okul, otel, restoran mobilyalarımızın zengin çeşidini bulacaksınız. Üretim tesisimizde siz hayal edecek, biz istediğiniz mobilyayı projelendirip hizmetinize sunacağız. Sizi bir kahve içmeye bekliyoruz. Office Room Mobilya Üretim Fabrikası Bekirde yolu 2. kilometrede. 453-26-91 453-26-91 Mersin. S
Sabah Et Lokantası. Dalında emsalsiz. Damak tadınıza hitap edecek sulu yemek, ızgara, et döner çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Sabah Et Lokantası İstiklal Caddesi'nde, Hastane Caddesi'nde, Pozcu'da, Palm City'de, Mezitli'de. Sabah Et Lokantası, dalında emsalsiz. Tepe Medya Grup radyoları artık bilgisayarında, tabletinde ve telefonunda. Hemen Play Store ve App Store'dan uygulamayı bilgisayarına, tabletine ve telefonuna indir. Sen de kaliteli müziği cebinde taşı. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Aradığınız her türlü endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınızı bulacağınız yer Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret. Sayın restoran, kafe, yemekhane, fabrika, otel işletmecileri. Endüstriyel mutfak ihtiyaçlarınıza zengin ürün kapasitesi, uygun fiyat ve ödeme koşullarını, kaliteyi, müşteri memnuniyetini Inoxan Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret'te bulacaksınız. Inoxan, Mersin Bölge Bayi Denpa Ticaret, GMK Bulvarı, Yurtkur karşısında siz sayın müşterilerimize hizmet vermekten gurur duyar. İrtibat telefonumuz 0324 alan koduyla 336-8981, 336-8981. Saatimizi bayağı ilerlettik değil mi sevgili izleyiciler? Birçok haberimizi de geride bıraktık. Ancak sizlerle paylaşacağımız bazı haberlerimiz var yine tabii ki çantamızda. Şimdi KEYAM Müdürü Profesör Doktor Ahmet Özer hattımızın diğer ucunda. Merhabalar Ahmet Hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz geleceğinizi duyurmuştuk izleyicilerimize. Galiba evet. Bir son dakika toplantısıyla evet. Bölündü buluşmamız. Maalesef öyle oldu. Sağlık olsun diyelim. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi dış basında Ahmet Hocam, içeride de tabii ki bunların tartışmaları ve de konuşmaları devam ediyor. Ancak bu konuda yeni bir yorumlamaya ihtiyacı var gibi Türk siyasetinin ve de Türk parlamenter sisteminin. Çünkü parlamentodaki kişiler, gerek iktidar partisi kurmayları dahi artık bu durumu dillendirmeye başladılar. Başkanlık sistemi gerçekten... Türkiye için, Ezel'cim gazetemi yok etmek istiyorum ama ekranım dondu galiba, bir ara bakabilirsen. Başkanlık sistemi Türkiye için gerçekten bu kadar gerekli miydi? Yoksa 15 Temmuz hareketini arkasına alarak gerçekleştirilmesi gereken bir amaca mı dönüştürüldü? Bir tesadüf müydü? Yarı başkanlık sistemi mi olmalıydı? Ya da eski çok partili sistem ve de alışık olduğumuz düzen devam mı etmeliydi? Bu konuda siz her kesimle haberleşme içerisindesiniz. Her kesimin görüşüne çok yakınsınız ve de sizin çok kıymetli görüşleriniz var. Ne düşünüyorsunuz efendim? Leyla, bildiğiniz üzere başkanlık sistemini savunanlar
Telefonu biraz özür dileyerek ağzımızı, konuşma bölgemize yakın tutabilirsek ve kulaklıktan konuşmazsak sizin bilgileriniz çok kıymetli bizim için. Şimdi nasıl, iyi mi? Çok daha iyi duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi başkanlık sistemini savunanlar eğer Türkiye başkanlık sistemine geçerse Türkiye'nin uçacağını, başkanlık sisteminin Türkiye'yi uçuracağını söylüyorlardı. Uçurdu hocam, uçurmadı mı? Şimdi bakalım bir senelik sonuca. Bir, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşıyor. Evet. Demek ki başkanlık sistemi ekonomik açıdan bize refah getireceğine, tersine yoksulluk getirdi. Ha bu sistem içinde lüks sefahat içinde yaşayan küçük bir azınlık var. Evet. Ama önemli olan halkın çoğunluğunun yaşam standartları ve içinde olduğu durumdur. Bu tartışmaya bile gerek görülmeyecek açıklıkta bir durumu sergiliyor. Birileri ortalığı güllük gülistanlık gösterebilir ama gerçeğin böyle olmadığını vatandaş zaten hem cebinden hem evinden hem de piyasadan görüyor. Evet, yani buna bizim bir şey söylememiz, bir şey kanıtlamamıza gerek yok. Bu bir. Evet, İki, siyasi açıdan bir istikrar getirecekti güya. İstikrar getirmedi. Yani partiler hala bölük pörçük, siyasete olan güven hala altlarda maalesef sürünüyor. Ve bu çerçeve içerisinde de gelecekle ilgili de bir umut yok. 50 artı 1 ile ilgili de muvazalı bir takım, efendime söyleyeyim, organizasyonlar oluyor. Hala %10 barajda kalkmış değil. Yani bir takım partilerin seçime girmeleri durumunda %9 oy almaları halinde gene barajın altında kalmaları mukadder. Evet. Diş ilişkileri açısından baktığımızda Türkiye gene en büyük sıkıntılı dönemini yaşıyor. Bir, evet, bir kere en büyük müttefiği olan, hatta güya stratejik ortağı olan Amerika'yla S-400 krizi F-35 krizine dönüştü. Parasını ödediği halde F-35'ler programından çıkarıldı, tecrit edildi ve Türkiye yeni bir hat değişiminin içinde. Dün Dışişleri Bakanı Avrasyacılıktan bahsediyor. Biz yeni bir Asya açılımı yapacağız. Evet. Yani 150 yıldır Türkiye yüzünü batıya dönmüş, batıya doğru gidiyor. Evet efendim. Dün Avrasyacı diye Ergenekon adı altında generalleri hapsediyordu. Bugün kendisi aynı yola girmiş görünüyor. Ayrıca Rusya ile ilişkiler çok çok iyi değil. İdlib'de, Suriye'de Rusya Türkiye'nin istediklerini yerine getirmiyor. Evet efendim. Suriye'de maalesef bir bataklığa doğru sürükleniyoruz. Hiç bizimle yakından uzaktan alakası olmadığı halde 4 milyonun üzerinde Suriyeli'yi burada misafir etmek durumunda kaldık. Ama şu anda artık bir sorun haline geldiği iktidar tarafından da söyleniyor. Çünkü kendi açını, yoksulunu doyurmadan 4-5 milyon başka bir göçmen almanın bir izahı olabilir mi? Evet, haklısınız. Ayrıca İran'la ilişkilerimiz çok iyi durumda değil. Yine evet, Suriye'de İran, Rusya ve Suriye birlikte hareket ediyor. Türkiye bu anlamda işin dışında kalmış durumda. Evet. Ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye ile ilgili bir kuşatma söz konusu ve Türkiye tecrit edilmiş durumda. Yani içeride bir takım sözlerle yüksek perdeden söylenmesi ya da efelenmesi önemli değil. Bir realite var. Bizim dışımızda bir dünya var. Baktığımız zaman maalesef iş işleri açısından da Türkiye çok iyi bir durumda değil. Şimdi bunları belirttikten sonra bir de başkanlık sisteminin kendi içine bakalım. Güya başkanlık sistemi ademi merkeziyetçi bir yapı ortaya koyacaktı ama tam tersine daha da merkezileşti. Neden? Çünkü parlamento devre dışı kaldı. Denge ve denetleme sistemi ortadan kalktı. Ne demek denge ve denetleme sistemi? Bir kere bu check and balance diyorlar. Yani fren ve denge sistemi.
Fren sistemi nedir başkanlık sistemlerinde? Başkan her şeye muktedir değildir. Amerika'da bile değildir. Yani askeri ya da sivil ya da üniversite ya da işte yargıyla üst düzey yöneticileri ya da işte büyük elçileri atadığı zaman başkan ben bunları atadım hadi gidin görev yapın deme hakkına sahip değil. Bunları önerdiği takdirde senato onayına tabidir. Senato isterse onaylamaz, yerine başkası o zaman önerilir ve bu böyle gider. Oysa Türkiye'de rektörleri, yüksek yargıyı, efendime söyleyeyim askeri bürokrasiyi vesaire sadece tek bir elden ataması yapılıyor ve kimse de bir şey diyemiyor. O nedenle bir fren sistemi yok. Evet. Bir denge sistemi de yok. Denge ne demektir? Denge şudur. Yani bütün yetkiler merkezde toplandığı zaman merkez bu yetkilerin üstesinden gelemez. Çünkü geçmişten beri eleştirdiğimiz bir şey vardı. Katı, bürokratik, merkeziyetçi sistem dünyada artık işlemiyor. Bunun yerine ademi merkeziyetçi bir yapı olması lazım. Bu ne demek? Artık bütün sorunlar Ankara'da tespit edilmemeli, bütün çözümler Ankara'da üretilmemeli, bütün kaynaklar Ankara'da toplanıp dağıtılmamalı. Ya şimdiye kadar Ankara'da oluyordu. Biz Ankara diyoruz, artık Ankara'nın da içinde sarayda bütün bunlar olup bitiyor. Çok doğru. Halbuki, evet. Halbuki denge sistemi şudur. Yani mesela bir kamyon düşünün. O kamyonu çok yüklerseniz sonuçta dengesi bozulur ve devrilir. Yük ne kadar onu dengelemek olursa için olsun, kamyonun üstündeki yüklerin bir kısmını başka ramoklara, başka kamyonlara aktarmak lazım. Evet, yani yetkiyi yerele devretmek lazım. Halbuki yerel yönetimler özerk olması gerekirken, demokratik olması gerekirken, yerelde kendi yetkilerine sahip olması gerekirken onlar da merkezi hale getirilmiş oldular. Evet. Ve bu çerçeve içerisinde baktığımızda ne denge ne denetleme ile ilgili gerekli iş ve işlemler yok. Zaten iktidar partisi de hatta içinde olan insanlar da bunu görüyor. Yani bunu yeniden revize edelim, gözden geçirelim diyorlar ama maalesef iktidarın diğer gizli ortağı MHP bu öneriyi de o aslında AK Parti'nin başına sardı. Hayır diyor, her şey süt liman, her şey güzel, böyle devam edelim. Böyle devam edelim de ama gittik duvara tosladık, deniz bitti, ekonomi dibe çöktü. Diş ilişkilerinde sıfır problemli, diş politika sıfırı tüketti. O halde yeni bir şey yapmamız lazım. Yeni şey nedir? Yeni şey tabii şudur. Yani bu sistemi değiştirebilmenin yolu da yine 50+1'den. Yani bu sistemin içinden olmalı. Nereye? Eğer bir parlamenter demokratik sisteme geçmek istiyorsa muhalefet, o zaman bu sistemin içinden seçime girip önce başkanlık sistemini kazanması lazım. Sonra da kendi sözünde durup gerçekten Türkiye'yi gerçek anlamda bir demokratik sisteme kavuşturmak için bir atılım yapması lazım. Yani bunun sözünü vererek, bu sistemin arızalarını ortaya koyarak, bu sistemin tıkandığı noktaları göstererek halktan oy ve onay alabilir ve yeni bir, efendime söyleyeyim, modele geçilebilir diye düşünüyorum. Peki başkanlık sisteminden vazgeçilebilir mi? İşaretler bu yönde ama evet, beklentiler onu, bu yönde. Bunu söylüyorum. Sizin görüşleriniz. Onu demin söyledim. Yani başkanlık sisteminden... Ya da vazgeçilmeli mi? Vazgeçilmeli bence vazgeçilmeli. Mi? Parlamenter demokratik sisteme geçilmeli. Ama AKP ve MHP koalisyonu vazgeçmez. Yani çünkü kendi yaptı. İlk etapta biz yaptık. Yanlıştı. Siyasette maalesef böyle bir durum yok. Evet, yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Fakat onlar bütün olan bitene rağmen hayır, ekonomide sıkıntı yok, iş işlerinde her şey iyi vesaire diyecekler diyorlar ama realite öyle mi? Öyle değil. Başkanlık evet. sisteminden vazgeçilmesi gerektiğini kim söylüyor? Aslında bu bir başkanlık sistemi de değil. Yarı başkanlık sistemi de değil. Yani değil, bu evet. Türkiye'ye hani diyorlar Türk tipi başkanlık sistemi. Böyle bir şey literatürde yok. Dolayısıyla ben Amerika'da başkanlık sistemini incelemiş bir akademisyenim. Peki onunla özür dileyerek. Kitaplar, makaleler yazdım. Özür dileyerek böyle araya giriyorum. Böyle bir dünyanın üzerinde yok. Ahmet bundan hocam. Nasıl vazgeçilebilir? Bunu benimsemeyen partiler var. İşte CHP, HDP, efendim İYİ Parti ve Saadet Partisi. Yani İstanbul'da bu itfaiyi gerçekleştiren, yerel seçimde itfaiyi gerçekleştirenler bu sistemle yürümeyeceğimizi söylüyorlar.
O zaman bu dört parti İstanbul'da kurmuş oldukları bu işbirliğini ilk seçimde de devam etmeli. Önce başkanlık sistemini kazanmalılar. Sonra başkanlık sistemini kazandıktan sonra da ya biz kazandık, biz devam edelim hırsına kapılmadan halka söz vermeliler. Biz başkanlık sistemini değiştirebilmemiz için önce bu sistem içinde seçime girmemiz gerekiyor. Evet. Kazanmamız gerekiyor. Sonradan da parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyoruz ve geçeceğiz demeliler. Halktan böyle bir onay isterlerse alabileceğini düşünüyorum. Çünkü halk bu sistemin derde dava olmadığını, bir takım sıkıntılar getirdiğini zaten yaşayarak gördü. Eğer yaşamasaydı belki bunları söylemek zor olabilirdi, değiştirmek de zor olabilirdi ama şimdi artık ahali görüyor olan biteni. Evet. 15 Temmuz gibi ruhani duygularımızın, milli duygularımızın çok ön planda olduğu bir dönemde başkanlık sistemi referandumuna gidildi. Dolayısıyla bu duyguların tohumları da çok çabuk yeşerdi bu sistemin oylanması döneminde. Evet, tabii onun çok büyük etkisi vardı. Çok büyük etkisi var. Ancak o süreç içerisinde, o duygusal ortam içerisinde oldu. Ve bu denendi. Ama bunun Türkiye'nin ne siyasi, ne sosyal, ne kültürel, ne de ekonomik yapısına uygun olmadığı ve bu dört alanda da daha iyiye doğru götürmediğini gördük. Evet. Yani biri çıkıp bize desek ki hayır, ekonomi daha iyiydi bir sene önceye göre. Sadece zaman, bir kesime bağımsızlık kazandıran bir sistem oldu bu. Efendim? Bir kesime bağımsızlık kazandıran sistem durumunda kaldı. Ya burada önemli olan bir kesimin bağımsızlığı değil, ülkenin bağımsızlığı. Elbette ki bir değil, kesim, eleştirimiz o yönde. Bir kesim bağımsız olsa ne olur? Bağımsız olamaz. Zaten bir ülkenin tümü bağımsız olmazsa içinde bir kesim de bağımsız olmaz. Bir kesim bir yere bağımlı olabilir, daha güzel koşullara sahip olabilir, ekonomik kriz onları etkilemeyebilir. Evet. Ama bu ile nihayet öyle gitmez. Yani bir tarafta büyük bir sıkıntıyı, büyük bir kitle yaşarken küçük bir kitle çok sıkıntısız yaşıyorsa o da uzun devam etmez. O işte istikrarsızlığın temel noktası odur. Zaten Türkiye'nin en büyük istikrarsızlıklarından birisi de Türkiye adeta karpuz gibi ikiye bölünmüş durumda yani. Evet. Ve bu aslında seçimde de, yerel seçimlerde de görüldü. Yani yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının nedenlerinden birisi de Türkiye'deki seçmenin önemli bir kesiminin artık bu bölünmüşlükten, bu kutuplaşmadan bıktığı ve onu kucaklayan biri ortaya çıktığında sağcı solcu demeden onun arkasından gidebileceğini gösterdi. Hiç bir umut yokken %25'lerde olan CHP'nin adayı %54'lerle seçim kazandı yani. Bu bir işaret değil mi? Bu İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan, 11 milyon seçmeni olan bir yer ki dünyanın en az 50 tane ülkesinden büyük bir ilimiz. Bu Türkiye'nin zaten görüşünü ortaya koymuş oldu. Bana göre bu gelecekte olabilecek bir referandumun, bir seçimin de bir habercisi. Peki. Ve AK Parti ile MHP'nin kurmuş olduğu bu koalisyon, bu daha çok böyle bir çeşit çatışmayı efendim öngören, işte Suriye'de savaşa efendim teşne olan, içeride de sorunları çözmek yerine daha çok güvenlikçi politikalara başvuran bir anlayış, bu anlayışın daha fazla sürülmeyeceğini, bunu besleyecek daha fazla ekonomik kaynakların da olmadığı ortaya çıktı. Evet, o kadar güzel özetlediniz ki. Onun için vakit erkenken zararın neresinden döndürse kârdır diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. O kadar iyi özetlediniz ki süreci, o kadar tane tane ve o kadar birbirine bağlı oldu ki benim birçok sorum da gereksiz duruma düştü. Ancak şöyle bir şeydi, estağfurullah, çok ben teşekkür ederim. Sistem sorgulanmıyor artık. Sistemin eksiklikleri görüldü. Sistem devreye sokulduğu ilk andan itibaren eksikler konusunda SOS vermeye başladı. Sistem siyasi erke müthiş bir özgürlük kazandırdı. Yasama, yargı, yürütme konusundaki aksaklıklar Cumhuriyet tarihinde hiç yaşanmamıştı deniliyor. Dış basına yansıyan ve yabancı medyadaki köşe yazarlarının köşe yazılarına bile konu olan bir durum. Türkiye tekrar saltanata mı gidiyor? Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben tabii bilim insanıyım, gerçekçiyim. Türkiye'nin genleri, Türkiye'nin
efendim dinamikleri bir saltanata geri dönüşe el vermez. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Ama yönetim biçimini demek istiyorsan, yani birileri bir yerde kendini tekleştirerek demokrasi tabii adı ki altında efendime söyleyeyim böyle bir şey sürüyorsa olabilir. Zaten bazıları buna sultanizm diyorlar. Yani evet. Ama sonuçta Türkiye'de seçimler var. Türkiye'de eksik, aksak da olsa, arızalı da olsa bir demokrasi var. Bu diyoruz ki daha da çürümeden, daha da arızalı hale gelmeden, yasaklar, yoksulluk, efendime söyleyeyim artmadan bir an önce yanlıştan dönelim. Yanlıştan dönmek bir erdemdir. İşte yaptık. Fakat gördük ki bu bize uygun değil. En azından bu biçimiyle bize uygun değil. Yani bu çünkü bir başkanlık sistemi değil. Bu parlamenter sistemi de değil. Yani dilim varmak istemiyorum. Çok kötü kavramlar kullanmak istemiyorum ama bu sistem aslında ne ödüğü belirsiz bir sistem. Yani buna ne diyeceğiz? Başkanlık sistemi demiyoruz. Parlamenter sistem de demiyoruz. Evet. Bu sanki şahsa uygun bir biçimde dizayn edilmiş bir sistem. Bunu Sayın Temel Karamollaoğlu da söyledi. Sizin cümlelerinize benzer cümleleri Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu da söyledi. Aklı yoruluyor. Kişiye özel bir sistem yaratılmıştır. Ülkenin değil kişilerin ve belli zümrelerin işine yaramıştır. Bir ülke için getirilen sistemin doğru ya da yanlış olduğunu halkın ya da siyasetçilerin söylüyor olması vatan ihaneti değildir. Vatana ihanet de değildir. İşimize yaramayan her şeyi bizim de gözümüz kulağımız var. Vatan ihaneti zaten deniliyorsa bile burada sıkıntı var. Yani biz sistemi tartışıyoruz. İşte her muhalefet, eğer muhalefet öyle değerlendiriliyor ya. Biz olacak. Evet, her muhalefet susturuluyor. Biz aklımızı ekmek peynirle yemişiz. Evet. Biz ekonomik krizde mi yaşamak istiyoruz? Yoksullaşmak mı istiyoruz? Yasaklarla mı yönetilmek istiyoruz? Bir sistem var, onu konuşuyoruz. Bunları istemiyoruz ki. Evet. Bunları getirdi bu sistem diyoruz. Hayır. Bunları getirmedi deniliyorsa bir anket yapılsın, topluma sorulsun, toplumun kaçı bakın buna evet diyor, hayır diyor yani. Ahmet Hocam, Sayın Karamollaoğlu da öyle dedi zaten. Evet. Böyle konuşan, eleştiren herkesi tukaka ilan ettiğiniz için sisteminiz eleştirilmiyor. Zannetmeyin ki kabul gördüğü için eleştirilmiyor dedi. Evet. Herkesi çok kolay susturdular, artık onun için eleştirilemiyor ancak... Yok artık... O eski bence korkular da aşıldı İstanbul seçimiyle birlikte. Herkes doğrudan yana konuşmalı. Evet. Doğru yapılan işler varsa alkışlamalı ama yanlışsa herkes söylemeli. Yoksa toplum felç olursa, felçli hasta bir süre sonra kaybedildiğinde yapılacak bir şey kalmaz. Evet. Yani artık korkularla susmanın zamanı değil. Aydınların, efendim siyasetçilerin, sanatçıların, gazetecilerin, medya mensuplarının Türkiye yararına gördükleri doğruları net bir biçimde söylemeleri lazım. Çünkü söylemedikleri zaman öyle bir an gelecek ki söyleseler de işe yaramayacaklar. Evet, vakit varken doğruları konuşmak lazım. Ülkeye de yol göstermek lazım, öngörülerle, fikirlerle. Evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun efendim. Böyle bir değişikliğin en başta fayda sağlayacağı parti ve AK Parti ve AK Partililer olacak. Tabii ki, 17 yıl oldu, 18 yıla gidiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 10 yıldan fazla yapılacak iktidar mı bozar, mutlak iktidar mutlaka bozar. Zaten bunu AK Parti'nin lideriyle çeşitli zamanlarda, çeşitli şeylerde söyledi başka kelimelerle. Efendim işte metal yorgunluğu, efendim işte bilmem ne falan. Yani bir tedbiri mekanda ferahlık var. Türkiye'de bir değişime gidildiği takdirde bu herkesin hayrına olacaktır. Evet. Ve bu AK Partililerin de hayrına olacaktır. Evet, sonuçta önemli olan A Partisi, B Partisi değil. Türkiye'de yaşayan insanların, 80 milyon insanın mutlu, müreffeh, demokratik, özgürlükçü bir yapı içinde, bir anayasa içinde yaşamasıdır. Evet, bizim istediğimiz bu. Bunu kim yaparsa alkışlarız ama kim eksik yaparsa, yanlış yaparsa da onu görüp eleştirmek de bizim vatandaşlık hakkımız ve aynı zamanda görevimizdir. Tabii ki siyaset sonuçta halka arz edilen bir faaliyetler topluluğudur. Evet. Dolayısıyla halkın fikrini almak da en önemli geri dönüştür. Çok teşekkür ediyorum efendim. Eklemek istediğiniz başka cümleler var mı sevgili Ahmet Özer? Ben şunu eklemek istiyorum. Buyurunuz. Yani inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye yeniden sandık başına gittiğinde ki ufukta sanki bir erken seçim görülüyor gibi. Bunun sinyalleri veriyor. Dün
CHP sözcüsü açıkladı. Bu işte hani bir savaş mavaş falan lafları dolaşıyor ya Suriye ile ilgili. Evet. Oraya gireceğiz, gireceğiz falan. Evet. Hayırdır, yoksa bir erken seçim mi var falan. Yani bununla işte mevcut içerideki sıkıntıların üstü örtmek mi isteniyor? Evet. Yoksa durduk yerde niye böyle bir vadilenin içine girelim? Zaten bir ekonomik sıkıntının içindeyiz. Evet. Yani bakın S-400'leri aldık. Ne işe yarayacak bu kadar sıkıntı içinde? Bu kadar milyar dolar F-500'ler için, F-35'ler için de vermiştik. Onlardan da tecrit olduk, çıktık. Yani evet. Bu bütün bunları toplum görmüyor mu? Görmeyecek mi? Dile getirmeyecek mi? Bir an önce aklı selime dönülmesini, Türkiye'nin gerçek anlamda demokratik standartları yüksek olan, efendime söyleyeyim, Avrasyacılık değil, Avrupa Birliği değerlerini içselleştiren, laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin altını dolduran bir yapıya doğru gitmesini umut ediyorum ve herkesin de bu sorumlulukla hareket etmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben katılımınız için vakit ayırdınız. Saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Evet, KEYAM Müdürü Profesör Doktor Ahmet Özer, telefon konuğumuzdu sevgili izleyiciler. Stüdyomuzda konuk olacaktı ancak özel bir toplantısı tekrar çıktığı için ortaya gelmesi mümkün olmadı. Fakat iletmesi gereken her şeyi, paylaşması gereken her şeyi telefonumuz aracılığıyla paylaştı bizlerle. Bir kez daha teşekkür ediyoruz görüşleri için, vakit ayırdığı için. Sizlere de teşekkür ediyoruz tabii ki, bize kulak verdiğiniz için, izlediğiniz için, yorumlarda bulunduğunuz için, bize yol arkadaşlığı yaptığınız için. Şimdi yerel haberlerimiz, yerel gazetelerimizden birkaç habere bakacağız. Sonra vedamızı gerçekleştireceğiz. Haberci gazetesindeyiz. Büyükşehir'in değil halkın, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında taş binanın arka tarafında duvarla çevrelenen alan özel makam otoparkı oldu denilmiş efendim. Dönemin Büyükşehir Belediyesi Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla başlatılan kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında her gün binlerce insanın serinleyerek dinlendiği taş binanın güney tarafındaki alanda oturma bankları ve süs havuzu kaldırılarak duvar çekilmiş. 2 metre uzunluğundaki duvarla ilgili 1 Kasım 2017'de açıklama yapan Mersin Valiliği, alanın kentsel tasarım ve yenileme projesi kapsamında geçici şantiye sahası olarak bırakıldığı bilgisini vermiş. Valilik ise şöyle diyor, kentsel tasarım projesi çalışmaları sona erdiğinde söz konusu duvarın da kaldırılarak kapatılan alanında tekrar alana dahil, meydana dahil edileceğini, ancak aradan geçen 2 yıla rağmen duvar kaldırılmadı ve alan makam araçları için otopark haline dönüştürüldü deniliyor. Böylece valiliğin açıklaması da havada kalmış oldu. Mersin kadar kaldırım kültürü zayıf bir şehir. Asfalt kültürü zayıf bir şehir. Görmedim, rastlamadım, üzülüyorum memleketime, çok üzülüyorum. Laf ancak bakın, kaldırımları bu kadar harabe bir başka şehre rastlayamazsınız. Bir şehrin girişini düşünün. Şimdi tabii ki otobandan geliyorsanız no problem. Hiç problem yok. Tarsus tarafından, eski yoldan geliyorsanız. Bir şehrin girişini düşünün. Ne zaman, hangi noktada, nerede bir il sınırına girdiniz? Nasıl bir ihtişam var orada? Rastlayabiliyorsanız lütfen bana da söyleyiniz. Mersin girişiyle çıkışıyla ve içindeki yaşamsal alanlarıyla gerçek anlamda ihmal edilmiş bir şehir. Daha çok beslenilmeli. Daha çok gıdaya ihtiyacı var bu şehrin. Daha yaşanılabilir alanları olmalı. Kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği alanlar sadece zemini betonlamak, kenarına bir iki bank koymakla bitmiyor. Ağaç ve yeşil olgusu Mersin'de gerçek bir katliam zihniyetiyle ilerletiliyor. Onun için gerçekten Mersin'e kentsel bazı kültürel özelliklerin ve de varlıkların etkilenmesi lazım. Kastımız eski binalar, tarihi kalıntılar değil. Kent kültürünün Mersin'de hakim kılınması lazım. Kaldırımıyla, orta refüj basamaklarının ve de küçük duvarların yüksekliğiyle, orta refüje dikilen ağaçların yana değil, dikine uzayan ağaç ırkı olma bakımından uygun olmasıyla, hem bu zaman tasarrufudur. Belediye işçileri aylarını harcıyor şehirdeki bütün orta refüj ağaçları budamak için. Bu nasıl bir zihniyet? Yana büyüsün,
Değil mi? Enine büyüsün ama biz bunları zaman zaman budayalım. Üstelik vakti geldiğinde de yapamıyorlar bu budama işlemini. Böyle bir zihniyete ben hiçbir şehirde rastlamadım. Bıraksaydınız o ağaçları ne güzel olurdu. Eskiden zakkum çiçeklerimiz vardı, zakkum ağaçlarımız vardı, refüjlerimiz. Onları niye kaldırdınız ki? Niye sonradan bu absürt absürt ağaçlara dönüldü bilmiyoruz. Ve orta refüj duvar yükseklikleri yaya geçişine elverişli olmamasını sağlamak adına yapılır aslında. Orta refüje öyle bir duvara, öyle bir duruma gerek var mı? Dağ deniz mesafesinin bu kadar yakın olduğu bir şehirde ve küçücük bir yağmurun bile çok çabuk sel felaketine dönüşebildiği bir şehirde neden Avrupa ülkelerindeki gibi demirli, çok ince, milim kalınlığa sahip olan ince tel duvarlar tercih edilmiyor ki suların geçişine de izin verilsin? Bunların hepsini planlayabilmek çok kıvrak bir zeka gerektirir. Onun için şehir planlamacılarının işi çok önemli. Alacağı kararlar çok önemli. Şehre atacakları imzalar çok önemli. Şehir kötü kültürel etkileri çok kolay yerleştirebiliyor. Ancak bunların silinmesi ve bertaraf edilmesi aynı hızda olamayabiliyor. Bazen öyle bir imza atıyorsunuz ki 40 kişidesinizse o imza çıkmıyor ne yazık ki. Ve çok anlamsız, absürt kalabiliyor. Mersin gazetesindeyiz. Stat arazisini bize verin, kent meydanı yapalım demişler. Kim demiş efendim? Bir bakalım hemen haberimizi. Bu görüntü Mersin'e yakışmıyor, bizce de yakışmıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in sözleri bunlar. Hemen yazı kısmını, haber ayrıntı kısmını şöyle bir taşımak istiyorum izninizle. Başlığı yok ediyorum. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın arazisine yeşil alan ve kent meydanı yapmak şartıyla TOKİ'den istediklerini ancak TOKİ'nin millet bahçesi yapacağız diyerek bu isteği geri çevirdiğini söylemiş. Özyiğit, arazide artık yaban otları bitti, kirli bir görüntü ortaya çıkmaya başladı. Şehrin orta yerindeki bu görüntü Mersin'e yakışmıyor. Onun için çağrıda bulunuyoruz, bu araziyi bize verin, biz yeşil alan yapalım, ışıklandıralım, millet bahçesi projesini hayata geçene kadar bu şekilde kullanalım diyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda yıkılan Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın arazisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Stadın arazisinin kullanımıyla ilgili olarak TOKİ'ye yazı yazdıklarını ifade eden Abdullah Özyiğit, o araziye bir bina yapılmaması gerektiğini söyledik. Araziyi bize verin, yeşillendirelim, ışıklandıralım dedik. Evet, yeşillendirme olmalı. Millet bahçesi ne ki? Nedir? Millet bahçesi neyin adı? Onu da bilmiyoruz. Bizce bir siyasi ispatın şeyi oldu, temsili oldu, sembolü oldu. Bir zamanlar başörtüsü mevzusuyla türban mevzusunun karşılaştırılması ya da yarıştırılması gibi. Millet bahçesi nedir? Amaç ne? Onun içeriği ne? Nereye millet bahçesi diyoruz? Onun içini nelerle dolduruyoruz? Nelerle donatıyoruz? Eğer öyleyse verin, şehrin yereline verin yetkiyi. Şehrin yereli bu yetkiyi doğru ve halkın talepleri ve de ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yapsın, meydana getirsin. Her şey de merkezden idare edilmez ki. O zaman niye seçim yapıyoruz? Niye insanlara mazbatasını takdim ediyoruz? Bütün söz haklarını elinden aldıktan sonra, ağzını gözünü bağladıktan sonra ne anlamı var? Bir insanın ayaklarını bağlayıp hadi maraton koş demeye benziyor bu. Hayır, herkes Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı gibi yerel temsilcilik koltuğunda oturmak zorunda değil. Aslında belediye başkanısın ama belediye başkanı gibi davranamazsın demektir. Bırakın, yerelin yakasını bir bırakın. İnsanlar bir yürüsün, bir şehirlerini koştursun. Seçim zamanında vaat ettikleri şeyleri gerçekleştirmeleri için onlara müsaade edin. Her şeyi ben yaparım diyen hiçbir şey yapamaz. Ülkemiz bu durumda. Ne yazık ki bu durumda sevgili izleyiciler. Mersin'in Temmuz ayı enflasyonu %17,61. Örtü altı üretimde, örtü altı yaş meyve sebzede neredeyse dünya lideriydi şehir. Gerçekten. Dünyanın benzer şehirleriyle, farklı ülkelerinin benzer şehirleriyle karşılaştırıldığında Mersin gerçekten Türkiye'nin de dünyanın da lideriydi o konuda. Pamuğumuzla, her şeyimizle ama şimdi TÜİK verilerine göre Mersin'in Temmuz ayı enflasyonu %17,61. Bir ay önce geçtiğiniz bir caddeden birkaç hafta sonra tekrar geçtiğinizde orada gördüğünüz birkaç iş yerinin artık kepenk indirdiğini, ya devren satılık ya devren kiralık yazısının hakim olduğunu görebilirsiniz. Bunlar üzücü şeyler. Şehrin can damarları çekiliyor. Bütün şehirlerimizde durum aynı. Sadece Mersin için geçerli değil, ancak yerelimizi konuştuğumuz için bunları dile getirmek zorundayım.
Başkan Seçer'den basına demeç, yanınızdayım. Yerel basındaki ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalıştığı fiziki koşulların olumsuzluklarının farkındayız. Ben belediye başkanı olarak belediyem bünyesinde görev alan bürokratlarımız ve belediye meclisinde görev yapan arkadaşlarımızla beraber her zaman basınımızla işbirliğine hazırız. İnşallah diyelim. Yurt içi turlar zam şampiyonu olmuş efendim. Daha ekonomik olması bakımından, daha çok içerik sağlaması bakımından turlar çok sık tercih edilir biliyorsunuz. Yine TÜİK enflasyon rakamlarına göre aylık enflasyon %1.36, yıllık enflasyon %16.65 olurken Temmuz ayı fiyatı en fazla artan ürün demeyelim de hizmet ürünü diyelim, yurt içi turları olmuş sevgili izleyiciler. En çok düşen ürünlerse karpuz, patlıcan ve salatalık olarak gerçekleştirilmiş. Garip durumlar yaşıyoruz, garip mizanseller. Yine stat arazisini bize verin çağrısı yara alıyor Sayın Abdullah Özyiğit'in, Yenişehir Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özyiğit'in Güney Gazetesi'nin manşetinde sevgili izleyiciler. Sayın Başkan aynı dileklerini bu gazetemizdeki haberinde de tekrarlıyor. Yeni güneydeyiz. Göksu Deltası'na dikkat çektiler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle her yıl çevre ve doğa koruma alanında farkındalık yaratacak etkinliklere imza atan Metso Mersin Avrupa Birliği Merkezi bu kez 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikle Göksu Deltası'nın önemine dikkat çekmiş. Bu da Yeni Güney Gazetesi'nin manşetine taşınan doğru ve yerinde haberlerden biridir. İmece gazetesindeyiz. Defalarca programımıza konuk olan sevgili Sabahat Arslan'ın bir açıklaması var. Merçet Başkanı Sabahat Hanım biliyorsunuz 6 Ağustos kara bir gündür. 6 Ağustos tarihte yaşanan acımasız kara bir gündür demiş. Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Amerika'nın Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombalarını attığı 6 Ağustos tarihinin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yayımladı. Başkan Sabahat Arslan'ın paylaştığı mesajda nükleer santraller tarih boyunca milyonlarca insanın ölmesine, sakat yaşamasına, ekolojik dengenin bozulmasına sebep olmuştur. Hesaplanamayan milyarlarca para değerinin heba olmasına neden olmuştur diyor sevgili Sabahat Arslan. Kendisine de saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Demecini de çok yerinde ve doğru buluyoruz. Yerel gazetelerdeki en önemli haber başlıklarımız da böyleydi. Bugün de sizden aldığımız saatlerin sonuna geldik. Borçlu muyuz size bu kadar saatinizi verdiğiniz için? İzlediniz mi acaba? Yorumlarınız ne oldu? Çok merak ediyorum. Sevgili Ahmet Hocam'ı dinlediniz mi? Dinleyebildiniz mi daha doğrusu? İşten güçten vakit bulup. Ancak boş vaktim var ya da yok denilmemeliymiş. Boş vakit yaratmak gerekirmiş. Ayrıca boş vakit diye bir şey de yokmuş, biliyor musunuz? Bunu daha sonra konuşuruz. Geniş bir zamanda konuşuruz. İnsanoğlu boş vakitlerini doldurmak için çabalamak adına yaratılmış bir makinaymış. Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Hem anlamlı hem imalı aslında. Ne olursa olsun hiç önemli değil. Biz istiyoruz ki memleketimizde ve de dünyada hep barış, mutluluk, sevgi hakim olsun. Ülkelerde, ülkelerin içerisindeki insanlar da birbirlerini çok sevmek zorunda değiller ama saygı duymak zorundalar. Artık çıkarlar son bulsa, ülkeler arası rantlar son bulsa ve daha güçlü olan ülkelerin daha zayıf ve gelişmekte olan ülkeler üzerindeki planlarını gerçekleştirdikleri rant haritaları yok edilse, onların oyuncakları olmasalar ne güzel bir dünya olur. Dünyadaki bütün sınırlar kalksa ne olur acaba? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyiciler? Ben bunu çok sık düşünürüm. Bazı fikirlerim var ama zaman yetmez. Bana yazar mısınız lütfen sosyal medya üzerinden? Dünyadaki bütün sınırlar kalksa acaba ne olur? İyi mi olur, kötü mü olur? Neye göre iyi, neye göre, kime göre? Ya da kime göre, neye göre kötü? Ne olursa olsun hep düşünüyoruz, farkında mısınız? Var olmanın en önemli belirtisidir düşünmek. Sizleri çok seviyoruz. Bugün de saat 10'da başlayan birlikteliğimizden itibaren bize yol arkadaşlığı yaptığınız için teşekkür ediyorum. İçel FM'den yayınımızın size ulaşmasını sağlayan arkadaşlarım adına, rejide programa emek veren arkadaşlarım adına hepinize saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum efendim. İyi ki bizlerleydiniz, iyi ki de bugün bize kulak verdiniz, bizleri izlediniz, mesajlarınızı ve de beğenilerinizi aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde biz yine sizlerle olmak istiyoruz.
Yarın da gelir misiniz? Kapının ziline dokunursanız Aysel ablamın çayı büyüktür. Herkese yeter. Hoşça kalın, görüşmek üzere.